Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz insan kaynakları operasyon uzmanı Elif Sadriler Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Elif Sadriler Demir. 1989 İstanbul doğumluyum. Beykent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitelerinden Büro Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri bölümleri mezunuyum. Evliyim. İki çocuk annesiyim. Özel bir firmada insan kaynakları operasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Neden bu işi seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Aslında ben kendimi bildiğim bileli, sosyal ilişkileri yüksek, insanlarla paylaşmayı seven, onlarda sıkça sosyal programlar içerisinde bulunan biriydim. Üniversite hayatından sonra kariyer planı yaparken aslında aradığım alanın insan kaynakları olduğuna karar verdim. Ben aslında karakterini kariyerine dönüştürebilmiş şanslı kişilerdenim ve insan kaynakları alanında çok mutluyum. Ne güzel, harika. İşinizin zorlukları var mı? Nasıl başa çıkıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Tabii insanın olduğu, insan değerinin olduğu her yerde olduğu gibi bizim alanımızda da birçok problem ve zorluklarla karşılaşıyoruz. Bizim için önemli olan zorluklara bakış açısı geliştirebilmeniz ve bu zorlukları nasıl sübvanse edebildiğiniz. Zorluklar birçok noktada yaşanabiliyor. Süreç başlangıçlarında, çalışırken, bir iş süreci devam ederken. Bunları nasıl yönetebildiğiniz anlamında geliştiğiniz noktada aslında sorunlar ve zorluklar bu skaladan çıkıyor bizler için. Genel olarak zorluk dediğimiz şeyin biz temelde bakış açısına bağlı olduğunu düşünüyoruz. İşinizin keyifli yanları? Çok fazla var aslında. Ne güzel. İnsan kaynakları insanın hayata dair bütün paylaştığı mutlulukların ilk ortağı kurumsal firmalarda. İnsanların diplomaları, aldıkları terfiler, belki ilk bebekleri, evlilikleri, bunun dışında kendine yatırım yapılan eğitim ve genel olarak şirket olarak desteklenen kişilerin kendilerini bir level daha üste beraber taşıyor olmaları, bunların sevincinin ilk kaynağı ve ilk ortağı olmak bizlerin için de çok büyük bir mutluluk kaynağı. Ne güzel, hayatlara dokunmak değil mi? Güzel, evet. Başlangıçlar yapmak çok önemli, oryantasyonlar değil mi? Doğru. Ne kadar güzel. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Benim en güçlü yönlerim aslında yüksek iş motivasyonum, detaycılığım ve süreçleri takibim diyebilirim. Bu alanlarımı çok kendi önemli. Olarak evet güçlü buluyorum. Şahane, ne güzel. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Ben özel bir firmada şu anda 14 senedir insan kaynakları operasyon uzmanı title'ıyla çalışıyorum. İnsan kaynaklarının birçok alanında oryente oldum. Şu anda takip ettiğim kısım insan kaynaklarının operasyon uzmanlığı kısmı. Çok güzel ve istikrarlı bir şekilde devam. Ne güzel. Sizce başarı nedir? Bence başarı aslında birçok insan için farklı anlam ifade etse de ben içsel motivasyonumun hayatıma ve kurumsal hayatımda yarattığım tüm tecrübeleri birleştirebildiğim noktasını başarı olarak tanımlıyorum. Bu benim için günlük hayatımda tamamlayabildiğim bir iş, beraberce hedef konulan bir hedefe beraberce varabiliyor olmak ya da kendi kafamızda planladığımız geleceğe dair birçok misyonu yerine getirmek başarı benim için. Ben aslında başarıyı çok büyük anlamlar değil de küçük motivasyon kaynakları olarak görüyorum. Neyse. Bunu daha sürdürebilir olduğunu düşünüyorum ve ben bu alanda kendimi daha iyi hissediyorum. Evet. İçsel motivasyonumuzu bu şekilde arttırabiliriz değil mi? Kesinlikle öyle. Yani illa çok büyük şeyler beklemeyelim. Tabii hedefler olacak ama yani ufak şeylerden mutlu olmayı bilmek son derece güzel. Unutuyoruz bunları bazen. Doğru. Sahip olduğumuz şeylerin kıymetini de bilmemiz gerekiyor esasında. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize ve insan kaynakları alanında çalışmak isteyenlere iletmek istediğiniz mesajınız, tavsiyeniz var mı? Aslında bu alana yönelmek isteyen kişilere öncelikle insan kaynakları alanında eğitimlerinden sonra staj yapmalarını önerebilirim. Büyük firmalarda insan kaynakları birçok ayrı birime ayrılır kendi içerisinde. Yapacakları bu staj programlarıyla
insan kaynaklarının hangi alanında var olmak istediğini deneyimleyebilirler. Bunun dışında yine firmaların açtıkları yeni mezun programları oluyor. Oralara gitmelerini, kendilerinin formal olarak, eğitim olarak kendi üzerlerine birer nokta daha, birer artı daha katarak ve gerçek kurumsal hayatta neyi istediklerini tasarlayarak iyi bir kariyer planı oluşturabileceklerini düşünüyorum. Ve fakat mutlaka bunu canlı olarak deneyimlemeleri onların kariyer gelişimi açısından önemli bir konu. Onun aslında iyi yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Harika bir konuya değindiniz. Bugünkü konuğumuz insan kaynakları operasyon uzmanı Elif Sadriler Demir'di. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.